Kırşehir Barosu'ndan basın açıklaması, bazı basın organlarında Kırşehir'de gerçekleştirilen bir haciz işlemi ile ilgili olarak yapılmış haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi için açıklama yapılması gereği doğmuştur. Habere konu olaya dair yapılan araştırmada Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkezi tarafından 22 Eylül 2021 günü ayrıntılı bir açıklama yapıldığı görülmüştür. O açıklamada da bahsedildiği üzere traktör sahibi olarak görünen kişi 2015 yılında Ulupınar Tarım Kredi Kooperatifinden 4 yıl vadeli kredi kullanmıştır. 2018 yılında taksitlerin ödenmemesi nedeniyle 26 Aralık 2018 tarihinde kişi hakkında icra takibi başlatılmıştır. Aradan geçen zamana rağmen dosyaya ödeme yapılmamış ve borcun yapılandırılması için de herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Açıklamada bahsedildiği gibi borçluya gerek yazılı gerek sözlü olarak bilgilendirme yapılmış ancak borçlu ödeme yapmayacağını söylemiştir. Çiftçilik kaydını da sildirmiş olan borçludan kurum alacağının tahsil edilmesi, amacıyla alacaklı kurum vekilinin yasaya uygun talebinin icra müdürlüğünce yasaya uygun olarak kabulü ardından icra iflas kanununa uygun şekilde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir. Haciz mahaline gidildiğinde, Tarım Kredi Kooperatifi adına rehinli olan ve borçlu adına kayıtlı traktörün plakalarının sökülmüş olduğu, borçlu tarafından değil üç kişi konumundaki kardeşi tarafından kullanıldı, kardeşinin beyanına göre borçlunun köyde yaşamadığı, şehir dışında olduğu haciz tutanağına yazılmış ve orada bulunanlarca imzalanmıştır. Bu koşullar altında, yapılan haciz işleminde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı açıkken, ve dosyadaki muhatap kişilerin yasal olarak yargısal makamlara başvuru hakları mevcutken işlemi yapan kamu görevlisi statüsündeki alacaklı vekili ve icra memurunun hukuka aykırı işlem yapmış gibi gösterilmeye çalışılması yerinde olmamıştır. Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu Kırşehir Barosu Başkanı